Irak Savaşı klasik bir şekilde başlamıştı. Amerikan birlikleri Irak'taki hedeflere yöneldiğinde tek bir amaçları vardı. O da Saddam hükümetini devirmekti. Beklenenden uzun süren savaş geleneksel koşulların çok ötesindeydi ve geçen yıllar Amerikan ordusunun sorunlara müdahale tarzını şekillendirdi. Irak'ta yapılan hataları göz önünde bulunduran Obama yönetimi 2011 yılında Libya'daki hedefleri arasında rejim değişikliğine yer vermedi. Irak'ta rejimin değişmesi 8 yıl sürdü. Binlerce Iraklı ve Amerikalı'nın canına ve milyarlarca dolara mal oldu. Bu tekrar kaldırabileceğimiz bir durum değil. Amerikan ordusunun baskın gücü Saddam Hüseyin'in ordusunu alt ederek zaferini kısa sürede ilan etmişti. Ancak Saddam sonrası patlak veren mezhep kavgalarından kaynaklanan şiddeti yönetmek başlı başına bir sorundu. Jim Thomas, Strateji ve Bütçe Değerlendirme Merkezi uzmanı. Askeri müdahalenin işin kolay kısmı olduğu ortaya çıktı. Asıl zor olan kuşkusuz işgal kısmıydı. Klasik büyük ordularla savaş için uygun şartlara sahip olan Amerikan birlikleri, içeriğinde üniformasız isyancıları ve teröristleri barındıran düzensiz ve toplulukla başa çıkmaya hazır değildi. Bu tecrübe Amerika Savunma Bakanlığı'nı ayaklanmaları bastırma konularında değişiklik yaparak yeni uygulamaları yürürlüğe koymak zorunda bıraktı. Bunlar arasında gelişmiş istihbarat toplama, bölge kültürünü anlamaya büyük önem verilmesi ve el yapımı patlayıcılarla başa çıkma konularında bilgi edinme başlıkları yer alıyor. Ancak Amerikan savunma yapısına bu yeni şeklini asıl veren savaşın uzunluğu ve maliyeti oldu. Bu tür işgallerin inanılmaz ölçüde maliyetli olacağını, buna karşılık büyük çaptaki istikrar sürdürme operasyonları, ayaklanma bastırma türü girişimleri, özellikle de durumun uzun sürmesi halinde siyasi liderlerin müdahaleye hiç de gönüllü olmadıklarını gördük. Amerika'da kamuoyunun büyük savaşlara karşı çıkmasıyla askeri müdahalelerin odağı da daha düşük maliyetli yaklaşımlara kaydı. Bunlar arasında insansız hava uçakları kullanmak, özel harekat ekipleri ve müttefik güçleri kendi bölgelerindeki sorunları çözmek için eğitmek gibi yöntemler yer alıyor. Bu yaklaşım, Irak tecrübesinden çıkarılan derslerin savaşı 10 yıl önce göründüğü gibi kolay bir seçenek haline getirip getirmediği gibi yeni soruları da beraberinde getiriyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington.